Türkiye Sosyalist Hareketlerinin öncüsü olan sevgili Kıvılcımlı'yı ben de bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Büyük uğraşlar verdiğini biliyoruz. Büyük bir bedel ödediğini elbette ki biliyoruz ve tahmin ediyoruz. Ve bugün bir önceki arkadaşımızın yaptığı konuşmada 2009'dan beri böylesi toplu bir anma yapılmamasını öğrendiğim andan beri büyük bir utanç duyduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum. Doktor Hikmet Kıvılcımlı gibi büyük değerlerin, büyük önderlerin bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak, bu bedelleri elbette ki ileriye taşımak, gençlere, kadınlara, işçilere, ezilenlere, yok sayılanlara bu mücadeleyi taşımak bizlerin büyük bir görevi, büyük bir sorumluluğudur. Doktor Kıvılcımlı büyük bir ilham kaynağıdır. Kadınlara ilham olmuştur. Gençlere, işçilere, emekçilere, büyük mücadele veren topluluklara elbette ki ilham olmuştur. Ama eğer biz onu böylesi günde bile yalnız bırakırsak, işte bunun vebali çok büyüktür. Bunun vebali ağır olur. Bizlerin iyi bir yaşam sürebilmesi ve sisteme karşı yürütmüş olduğu büyük mücadele karşısında ona sahip çıkmak bizler için büyük bir onurdur, büyük bir mücadele kaynağıdır. Sevgili dostlar, sevgili yoldaşlar, ömrünün 22,5 yılını Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinde geçirmiştir. Ve cezaevinden çıkar çıkmaz Tarih Tezi adı altında yayınlamış olduğu eseri bizlere büyük bir ilham kaynağıdır aslında. Bunu okuyarak bizler yarınlarımızı, geleceğimizi nasıl dizayn edeceğimizi ve buna nasıl şekil verebileceğimizi elbette ki bir kez daha düşünmek ve tartışmak zorundayız. Doktor, bütün bu tezleriyle birlikte büyük bir örgütlü mücadeleye de aslında öncülük etmiştir. En cesur adımları atarak Türkiye'de bir zamanlar konuşulması yasak olan, tartışılması yasak olan konularda bile cesurca adımlar atmıştır. Örneğin Kürt sorunu meselesinde, örneğin Ermeni meselesinde. Bütün bu konularla ilgili düşüncelerini korkmadan, çekinmeden ifade eden bir kişilikten bahsediyoruz. Ama şuna inanıyorum ve şunu çok açık yüreklilikle ifade ediyorum ki bugün Doktor Kıvılcımlı'nın düşünceleri HDP fikriyatında yer edinmiştir ve yaşamaya devam ediyor. Bundan büyük bir onur duyuyoruz. Bununla gurur duyuyoruz. Ve bir kez daha söz veriyoruz sevgili Doktor Kıvılcımlı'ya. Seni, eserlerini, mücadeleni, ödediğin bedelleri HDP fikriyatı içerisinde yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz, sen eğer yaşıyor olsaydın bugün Demirtaş'ın cezaevinde olmasına, Figen Yüksekdağ'ın cezaevinde olmasına, siyasetçilerin haksız bir şekilde tutuklu olmasına da karşı çıkacaktın. Sen eğer yaşıyor olsaydın bugün faşizme karşı da büyük bir mücadele verecektin. Buna yürekten inanıyoruz. Ve bir kez daha sana söz veriyoruz. Biz de sana sahip çıkacağız ve seni yaşatacağız. Teşekkürler. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Bizi Fırat'ya gel at. Bizi Fırat'ya gel at. Bizi Fırat'ya gel at. Biz de HDP eş genel başkanı Sayın Pervin Buldan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz bu güzel konuşmasından dolayı.